Nokia'nın İstanbul'da resmi tanıtımını gerçekleştirmiş olduğu Nokia 603 bir süredir Türkiye piyasasında bulunmakta. Teknoblog test merkezinin konu olan bu telefona biraz daha yakından bakalım. Nokia 603 bar tipinde bir telefon ve oldukça kompakt, ergonomik boyutlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Elde oldukça rahat taşıyabiliyorsunuz bu akıllı telefonu. Boyutları oldukça iyi, 110 gramlık bir ağırlığı bulunmakta. Bu şekilde rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz. Plastikten yapılmış bir kasası var. Ancak oldukça sağlam olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde telefon 3,5 inçlik 360x640 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip. Clear Black teknolojisi kullanılmakta. Bu ekranda IPS teknolojisi barındırıyor. Oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Görüntüler oldukça parlak. 210 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var ve keskinliğin yeterli seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Güneş altında iyi bir görünüm sunmakta Nokia 603'ün ekranı. Nokia 603'ün sağında solunda ne var ne yok onlara bir bakalım. Cihazın sol tarafında herhangi bir giriş çıkış vesaire bulunmamakta. Alt kısımda bir kayış için delikten başka bir şey yok. Sağ tarafa geldiğimizde sağ tarafta telefonun kamera tuşu var. Üste doğru ilerlediğimizde ses kademe tuşları yer almakta. Üste çıktığımızda cihazın ekran kilidini aktif hale getiren tuş var. Hemen yanında 3,5 mm'lik kulaklık jacki ve micro USB portu var. Bu şekilde alt kısmında ekranın 3,5 inçlik ekranın altında da çağrı kabul etme, reddetme ve menü tuşları yer almakta. Cihazın açma kapama işlemi görmüş olduğunuz tuştan gerçekleşiyor. Bunu söyleyelim. Üst kısımdaki tuş sadece ekran kilidini açma kapatma işlemi görmekte. Nokia 603'ün arkası görmüş olduğunuz gibi yumuşak bir plastikten yapılmış kapakla kapanmış durumda. 5 megapiksel kamera var. Hoparlör dikkat çekmekte. Nokia 603 yazısı altta dikkat çekiyor. Nokia 603'ün kapağını şekildeki gibi çıkarıyorsunuz. Bu kapağın özelliği farklı renklerin bulunması. Yani farklı renkli bir arka kapak alıp onu takarak Nokia 603'e telefonu özelleştirebilirsiniz. Bu şekilde biraz daha özelleştirilebilirlik katmış Nokia bu telefona. Eskinin Nokia telefonlarına hatırlatıyor aslında, doğrusunu söylemek gerekirse bu özellik. Mikro SIM kart yuvası var Nokia 603'te. Apple'ın iPhone 4'ünde gördüğümüz veya son zamanlarda çıkan Android telefonlarda gördüğümüz gibi Nokia'da geçen yılın sonlarına itibaren bu dalgaya uyum sağlamaya başlamıştı. Batarya görmüş olduğunuz gibi dikkat çekiyor. Nokia 603'ün arkası da bu şekilde. Nokia 603'te 1 GHz'lik işlemci var, ancak son gelen Nokia Bell Feature Pack güncellemesiyle birlikte 1,3 GHz'e çıkartılmıştı işlemci hızı, bunu söylemek gerekir. Bunun yanı sıra cihazda 2 GB'lık dahili bellek var. Bunun yanı sıra 512 MB RAM ve 1 GB ROM var. 32 GB'a kadar microSD kart desteği var. Yani cihazın fazla yeterli olmayan dahili belleğini biraz daha yüksek miktara çıkartabilirsiniz. Bunu söyleyebiliriz. Nokia 603 Nokia Bell işletim sistemi ile birlikte geliyor. Nokia Bell ile birlikte görmüş olduğunuz gibi daha önceki incelemelerimizden bildiğiniz gibi ana ekran biraz daha verimli hale getirilebiliyor. Farklı ana ekranlar var. Bu ana ekranlara dilediğiniz bileşenleri ekleyebilirsiniz. Her bir ana ekranın duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Bunu belirtelim. Bu bileşenleri ana ekran içerisinde dilediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Taşıma işlemi oldukça pürüzsüz, rahat bir şekilde gerçekleştiriliyor. Cihazın tepki süresinin, ekranın tepkisinin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Uygulama menüsüne baktığımızda görmüş olduğunuz gibi aşağı doğru kayan bir yapı söz konusu. Bunu söylemek gerekiyor. Çeşitli uygulamalar cihazda yüklü gelmekte. Bunun yanı sıra Nokia mağazadan da uygulamalar indirmek mümkün. Nokia haritalar var. Nokia haritalar cihazda ücretsiz bir şekilde sesli yol yardımı almanıza olanak sağlıyor. Oldukça düzgün çalıştığını söyleyebiliriz. Tabii Nokia haritaları Wi-Fi bağlantısı üzerinden toptan indirme gibi bir imkanı da var. Yani siz evdeyken ihtiyaç duyacağınız tüm haritaları, tüm şehir haritalarını indirebilir. Daha sonra herhangi bir hücresel veri bağlantısı kullanmadan ve kotanızdan yemeden o Wi-Fi bağlantısı üzerinden toptan indirdiğiniz haritayı kullanabilirsiniz. Bu şekilde çok daha bir verimli kullanım sunmakta, hem de cep dostu bir kullanım sunmakta Nokia 603 ile birlikte gelen Nokia haritalar.
NFC desteği var Nokia 603'te. Bu NFC desteğinin kullanabildiği Angry Birds Magic adı verilen bir oyun var. Angry Birds'ün NFC destekli bir versiyonu. Eğer NFC destekli bir Nokia telefonu sahibi olan arkadaşınız varsa, onda da bu oyun yüklüyse, oyunun farklı adımlarını iki NFC destekli telefonu birbirine dokundurarak alabiliyorsunuz. Bu kilitli olan bölümleri NFC yardımıyla açabiliyorsunuz. Bunu da söyleyelim. Bunun yanı sıra Pokken adı verilen bir uygulama daha var. O da NFC desteğiyle çalışmakta. Çeşitli kontak bilgilerini Pokken yardımıyla paylaşabiliyorsunuz. Bu da önemli bir özellik. Nokia Tag adı verilen bir uygulama var. Tabii daha fazla NFC destekli uygulamayı Nokia mağazadan indirebilirsiniz. Quick Office yüklü gelmekte. Bunun yanı sıra aşağı doğru ilerlediğimizde görmüş olduğunuz gibi farklı uygulamalar var yüklü gelen. Kamera uygulamasına biraz daha yakından bakalım. Nokia 603'te gelen. Nokia 603'te 5 megapiksellik bir kamera var cihazın arkasında görmüş olduğunuz gibi. Bu kamera sabit odaklı olduğu için çok düzgün makro çekimler yapamıyor doğrusunu söylemek gerekirse. Ancak 720p HD video kaydı yapabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir kullanıcı arayüzü var. Sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi fotoğraf ve video çekimler arasında geçiş yapma imkanı sunan bir anahtar var. Çekim tuşu görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde çekim işlemini gerçekleştirmekte. Çekmiş olduğunuz fotoğrafı farklı şekillerde paylaşabilirsiniz. Facebook ve Twitter üzerinden galeride görüntüleyebilir veya doğrudan buradan silebilirsiniz. Çeşitli sahne modları var görmüş olduğunuz gibi buradan ayarlayabileceğiniz. Daha fazla ayar yapmak isterseniz yine kısa yoldan ulaşabileceğiniz bir ayar sekmesi, ayar tepsisi var. Yine yakınlaştırma, uzaklaştırma görmüş olduğunuz gibi ekrana dokunarak bu çubuğu ortaya çıkartabiliyorsunuz. Nokia 603'ün kamerasında da bu özellik bulunmakta. Nokia 603 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Cihazla ilgili daha fazla ayrıntıyı Teknoblog'daki inceleme yazısında bulabilirsiniz.